Çekinik satır ve sütun kavramı. İngilizcesi Recessive Rows and Columns. Bu videomuzda oyun matrislerinde karşımıza gelen çekinik satır ve sütun kavramının ne olduğunu konuşacağız. Özellikle bu iki kavram yüksek boyutlu oyun matrislerinde karşımıza daha çok çıkmaktadır. O yüksek boyutlu matrisleri daha küçük boyutlu matrislere çevirip optimal stratejiler, oyunun değeri gibi hesaplamaları daha kolayca yapmamızı sağlar bu iki kavram. Bir yüksek boyutlu oyun matrisi alalım ve bunun üzerinden bu kavramların ne olduğunu konuşmaya başlayalım. İlk satırı eksi 3, 0, 1 olsun. 3'ü 3 bir oyun matrisi alalım. 3, eksi 1, 2. Eksi 2, 1, 1. 3'ü 3 bir oyun matrisi aldık. Satır oyuncusu için 3 oyun ihtimali var. 3 satır mevcut. Sütun oyuncusu için de 3 oyun ihtimali var. 3 sütun mevcut. Bu 3'ü 3 oyun matrisi yüksek boyutlu bir oyun matrisidir. Bu kesinlikle belirlenmiş veya belirlenmemiş. İkisi de olabilir. Çekinik satır ve sütun kavramı bu ikisinden birine aittir gibi bir düşünce içinde olmamalıyız. İkisi için de geçerlidir bu kavramlar. Kesinlikle belirlenmiş veya kesinlikle belirlenmemiş bir oyun matrisi olabilir bu. Belirlenmemiş oyun matrisi olabilir. Bu kavramların herhangi birisine ait olduğu gibi bir düşünceye kapılmayalım. İşte burada şöyle bir düşünce vardır. Zeki oyuncular yüksek boyutlu oyun matrislerinde bazı satır veya sütunları hiç oynamazlar. Mesela satır oyuncusu için öyle bir satır vardır ki onu kesinlikle kayba götürür. Kesinlikle kayba götürmesini geçtik. Bir başka satırı oynadığında kesin o satırla kıyaslandığında kazanca götürdüğü için o satır asla oynanmaz. Aynısı sütun oyuncusu için de geçerli. Bu nedenle zeki oyuncuların oynamadığı bazı satır veya sütunlar mevcuttur. Zeki oyuncular. Bazı satır veya sütunları asla oynamaz. Bazı satır veya sütunları asla oynamazlar. İşte bu satır ve sütunlar matristen atılarak bu matris çok daha küçük hale getirilebiliyor. Bu satır ve sütunlar matristen atılarak matris çok daha küçük boyutlu hale getirilebilir. Hale getirilebilir. Ve bunun üzerinden geride öğrenmiş olduğumuz kurallar daha kolay kullanılır. Mesela 2'ye 2 kesinlikle belirlenmemiş oyun matrislerini biz çözmeyi biliyoruz. Yani optimal stratejilerini belirlemeyi, oyunun değerini belirlemeye gibi. Ama 3'e 3 olduğunda bunu belirlemenin kuralını bilmiyoruz. İşte bu çekinik satır ve sütunları atıp daha küçük bir şey elde edip bunun üzerinden hesaplamaları yapabilmeyi hedefliyoruz. Burada işte bu atılan satır sütunlar, bu atılan satır veya sütunlar çekinik satır sütun olarak isimlendirilir. Satır veya sütun olarak isimlendirilir. Burada çekinik satır sütunları belirlemeye başlarken her zaman önce satırlarla başlayacağız. Çekinik satır veya sütun belirlemeye her zaman önce satırlar ile başlayacağız. Bu karışıklığı azaltır. Belki her zaman başlanmasına gerek yoktur da karışıklığı azaltması için. Şimdi nasıl bir strateji içinde olacağız?
Satır oyuncusunun hedefi nedir? Maksimum kazanç. Bir satırdaki bütün değerler diğer bir satırdaki değerlere eşit veya daha büyükse o satır oynamayı tercih ederiz. Daha küçük değerlere sahip olan ama her eleman için bu gerçekleşmesi gerekiyor, oynanmaz. İşte o çekinik satırdır. Ve bunu belirlemek için burada 3 tane satırımız var. Bu satır 1. Buna S1 diyelim. Veya Row 1 de diyebiliriz. R1. Bu satır 2. Bu da satır 3. Bunları ikişer ikişer kıyaslayalım. Satır 1 ile satır 2'yi. Bunları gözle de yapabilirsiniz de ben şimdi matematiksel işlemle yapacağım. Satır 1 ile satır 2'yi kıyaslıyoruz. İlk elemanlar. Eksi 3, 3. İlk satırınkileri sola. Buraya S1, buraya S2 yazayım. Eksi 3, 3. Bu taraf büyük veya eşit. Büyük veya eşit olması lazım. Büyük olanları oynamayı tercih eder satır oyuncusu. Devam ediyoruz. Hepsi eğer ki satır 2'deki her bir değer satır 1'deki değerlere büyük veya eşit olursa satır 1 çekiniktir ya onu asla oynamaz. Daha büyük değerli üreten, ona kazanç getiren bir şey varsa onu tercih eder. Burada zeki oyuncular diyoruz. Bazıları kaybetmek için de oynayabiliyorlar hayatta. Türkiye mesela yönetimsel olarak kaybetmeyi seven bir ülke. Bu oyun matrislerinde zeki oyuncuların oynaması üzerine kurguyu yapıyoruz. Bir yanlışı göz göre göre yapan insanların bulunduğu Türkiye'de olduğumuz için bazılarınız bu olayları kavramakta daha zorlanabilir. Neyse devam edelim. Geldik sıfır. Buradaki eksi bir. Şimdi bu taraftaki daha büyük oldu. Herhangi bir satırdaki elemanlar diğer bir satırdaki bütün elemanlara büyük veya eşit gibi bir durum oluşmuyor. Satır 2'nin bir elemanı satır 1'dekine büyük veya eşit. Satır 2'deki satır 1'dekinden büyük oldu. Satır 2'dekinden büyük oldu. Burada bir satırın diğer bir satıra baskın bir şekilde oynanması için bir gereklilik yok. Son elemanı da hadi kıyaslayalım da burası çöktü zaten. Bu 1, bu 2. Eğer buradakilerin hepsi mesela satır 2'dekilerin hepsi büyük veya eşit olsaydı, o zaman derdik ki satır 1 burada oynanmaz ya. Satır 2'yi oynarız. O yüzden satır 1 çekinik olurdu. Buradan bir şey elde edemedik. Satır 1 ile satır 3'ü kıyaslıyoruz. Dediğim gibi bunu gözle yapmanız lazım normalde. Ama yazarak da yapabilirsiniz. Sınav anında gösterin dendiğinde o şekilde yapacaksınız. Buraya satır 1'dekileri, buraya satır 3'tekileri yazalım. Satır 1, eksi 3, 0, 1. Biraz hızlanalım. Eksi 2, 1, 1. Bu bundan büyük veya eşit. Bu bundan büyük veya eşit. Ya da bu bundan büyük veya eşit. Satır 3'teki değerler, satır 1'deki değerlere kıyaslandığında her zaman daha büyük veya eşit değerler üretiyor. Satır 3, satır 1 ile kıyaslandığında her zaman satır oyuncusu tarafından oynanması gereken budur. Buradaki satır 1'i oynamak gibi bir hata niye yapılsın? Satır 3 ondan daha karlı bir sonuç üretiyor. Gidip satır 3'ü oynaması lazım satır 1 yerine. Satır 1 burada çekiniktir. Satır 1 çekinik satır olur. Ve matristen bunu atarız. İşte çekinik satırı bu şekilde buluyoruz. Bir tanesini bulduğumuz an atacağız zaten. Hiç devam etmeyeceğiz. Bunu attıktan sonra oluşan matris. Satır 1'e attık. 3, eksi 1, 2. Eksi 2, 1, 1. Şimdi buradan yalnız bir yorum yapmamız lazım. Çekinik satırı bulurken satır oyuncusu stratejisini bilmemiz lazım. Satır oyuncusu büyük sonuçları içeren satırları oynar.
içeren satırları oynar. Onun hedefi maksimum kazanç peşindedir. Bu nedenle küçük sonuçlar olan satır çekiniktir. Yani bu küçük değerler olan satır çekinik oluyor. Sütun oyuncusu için geldiğimizde olay değişiyor. Sütun oyuncusu, küçük değerler onun kazancı. Negatif değerler onun kazancıdır. Küçük değerlerin peşindedir sütun oyuncusu. Sütun oyuncusu için sütunları kıyaslamaya başlıyoruz. Kaç sütunumuz var? Sütunun sayısı demeyelim, kalıp kullanalım. Burası C1, C2, C3. C1 ile C2'ye başlayalım. C1'deki 3, eksi 2. Eksi 1, 1. 3 büyük eşit, eksi 2 küçük eşit. Herhangi bir sütunun diğer sütuna baskınlığı söz konusu değil burada. Buradan çekinik sütun gelmedi. Burada sütun oyuncusu için hedefimiz küçük sonuçlar olan sütunları tercih edip oynayacak o. En küçük değerlerin olduğu, yani negatifler, iki tane negatif varsa mesela, ya burada ben kesin kazanıyorum ya. Negatifler sütun oyuncusunun kazançlarını göstermektedir. Onu oynamayı tercih edecek. O yüzden küçük sonuçların olduğu baskındır. Büyük sonuçlar içeren çekinik olur sütun oyuncusu için. Devam ediyoruz. C1 ile C3. 3, eksi 2, 2, 1. Daha büyük, küçük. Burada da çekinik. Bir kere iki tarafta da yönler aynı kalması lazım ki çekinik sütundan bahsedebilelim. C2 ile C3. Eksi 1, 1. 2, 1. Daha büyük ve eşit. Büyük eşit. İkisi de aynı yöne baktı. Şimdi sütun oyuncusu bunu oynamayı tercih eder. Küçük değerler olanı oynamayı tercih eder. Bunu oynarsa kaybı büyüyor. İşte çekinik olan bu. C3 çekinik sütun olur. Onu da bu matristen atınca C3'ü de buradan atarsak 3, eksi 1, eksi 2, 1 şeklinde 2'ye 2 daha küçük ve üzerinde hesaplama yapabilecek bir oyun matrisine ulaşırız. Sütun oyuncusu küçük sonuçları içereni oynamayı tercih eder. Sütun oyuncusu küçük sonuçları içeren sütunları oynar. Mantıklı olan odur onun için. Büyük değerler onun kaybını gösteriyor. Göz göre göre gidip kaybını oynamasını beklemiyoruz. Bu nedenle tamamı diğer bir sütundan büyük sonuçlar içeren sütun çekinik olur. Büyük sonuçlar olan sütun çekinik olur. Onu da bu şekilde bulmuş olduk. En baştaki halinde satır 1'e çekinik şu hale dönersek. Bu çekinik satırdı. Bu da çekinik sütun. Bu şekilde bunları belirledik. Geriye kaldı şu. Şimdi gelelim bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayalım. Kavramlar bu kadar. Satır satır, sütun sütun kıyaslıyoruz işte. Bir oyun matrisi alalım. M olsun bu. Eksi 1, eksi 3, 1, 0, 0, eksi 2, 4, 0, 3, 1, eksi 3, 2. Çekinik, satır ve sütunları belirleyip
matrisi en sade hale getiriniz. Yani bunları belirleyip atıp, bunları atacağız tabii ki, hale getiriniz. Şimdi satır oyuncusundan başlayacağız. 3 satırımız var. Bu satır 1, bu satır 2, bu satır 3. Satır 1 ile satır 2'yi önce kıyaslayalım. Dizelim aşağı doğru. Eksi 1, eksi 3, 1, 0. İkinci satır. 0, eksi 2, 4, 0. Bu daha büyüktür. Bu daha büyük ve eşittir. Bu daha büyüktür. Bu daha büyüktür. Daha ilkinde bulduk. Buradaki küçük sonuçlar satır oyuncusu için tercih edilmemesi gerekendir. Satır oyuncusu büyük sonuçları içereni tercih eder. Satır 1 ile satır 2'yi kıyasladığımızda satır 2'dekilerin bütün değerleri satır 1'dekilere büyük veya eşit oluyor. Bu nedenle satır 1 ile satır 2'den her zaman satır 2'yi tercih etmelidir oynarken satır oyuncusu. Satır 1'i asla oynamaz. Bu nedenle satır 1 çekiniktir. Satır 1 çekiniktir. Bunu belirledik. Atıyoruz şimdi. M matrisi dolayısıyla, hadi bu M'ydi artık bu M olmaz. M1 diyelim şuna. Birinci satıra atarsak 0, eksi 2, 4, 0, 3, 1, eksi 3, 2. Şimdi burada 4 tane sütunumuz var. C1, C2, C3, C4 diyelim. C1 ile C2'yi önce kıyaslayalım. 0, 3, eksi 2, 1. Bu daha büyük. Bu da daha büyük. Bu taraf daha büyük olduğu için sütun oyuncusu ise küçük olan sonuçları oynamayı tercih ediyor. O bunu oynamayı tercih edecek. Gidip bunu asla oynamaz. Buradaki C1 ile C2 arasında kaldığı zaman asla C1 oynamaması lazım. C2'dekiler her zaman ondan daha küçük sonuçlar üretiyor. O yüzden her zaman C2 oynar. C1'i asla oynamaz. C1 çekiniktir. C1 çekinik sütundur. Atıyoruz onu. M2. Eksi 2, 1, 4, eksi 3, 0, 2. Bunu hala küçültebiliriz. 3 tane sütunumuz var. Tekrardan başlayalım. Bu C2, C3, C4 kaldı zaten. C2 ile C3'ü kıyaslayalım. Eksi 2, 1, 4, eksi 3. Bu taraftaki daha büyük, bu taraftaki daha büyük. Bu ikisi arasında bir tercih yapılamaz. Biri diğerine bir baskın karakter göstermiyor. Devam edelim. C2 ile C4. C2, eksi 2, 1, C4, 0, 2. Bu daha büyük, bu daha büyük. Evet, geldi. Sütun oyuncusu her zaman küçük olan sonuçları oynamayı tercih eder. Bu nedenle C4'ü asla oynamaz. C4 çekiniktir. Yani buradan da atacak olursak M3. Dördüncü sütunu da attık. Eksi 2, 1, 4, eksi 3 olur. Ve böylece en sade haline geldik. Daha devam eder mi? Bakalım. Şu ikisi arasında. Mesela bu daha büyük ama bu taraf daha büyük. Sütunlar arasında birinin diğerine baskın veya çekiniklik durumu söz konusu değil. Satırlar arasında bakarsak bu daha büyük, sonra bu daha büyük. Bu daha da sadeleştirilebilir halde değil. En son noktasına gelmişiz bunun. İşin özünde anlamamız gereken şey, satır ve sütundaki bütün elemanları tek tek kıyaslıyoruz. Satır oyuncusu için büyük sonuçları o içeren tamamı büyükse bir diğer satırdan o büyük olanları oynamak mantıklıdır. Küçük sonuçlar içeren çekiniktir. Sütun oyuncusu için baktığımızda küçük sonuçları içereni oynamak mantıklıdır. Büyük sonuçları içeren çekiniktir. Buradaki ters mantığı kafamıza yerleştirip böyle yani basit eşitsizliklerle tek tek kıyaslıyoruz. Direkt gözle yapmak yerine böyle yazarak yaptığınızda hata riskinizin
inanılmaz derecede düşük olduğu bir konudur aslında. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.